Günaydın, mutlu sabahlar. Bugün 15 Mart Salı günü. Ukrayna-Rusya geriliminde maalesef 20. güne gelindi. Rusya'nın saldırılarını devam ediyoruz. Bir yandan da barış müzakereleri devam ediyor. Ve işte Ukrayna ile Rusya'nın barış müzakereleri dün itibariyle 4. tur gerçekleşti. Video konferans yöntemiyle herhangi bir sonuç çıkmadı ve bugüne ertelenen bir süreç karşımıza çıktı. Tabii piyasalar tarafından biraz daha böyle olumlu görüşmeler, olumlu tarafı görülmeye devam ediyor. Ve burada bir barış ihtimali hala masada duruyor. Piyasalar bunu duymak istiyor. Bu gelişme bir yandan da Çin'de artan COVID vakalarıyla birleşince orada yeni kısıtlamalar ve karantina önlemleri alındığını görünce petrol fiyatlarında çok sert bir geri çekilme yaşandığını görüyoruz ve şu anda Brent petrol tam 100 dolar sınırında duruyor. Bakalım gün içerisinde aynı Amerikan petrolde gördüğümüz gibi 100 doların altına gerileyecek mi? Bu yakından takip ettiğimiz bir gelişme. Ama hala tabii ki piyasalarda bir savaş eylemi de devam ettiği için burada petrol için de tam olarak fiyatlarda düşüş olacak demek için çok erken. Ama bu sınırlı geri çekilme bile ki birkaç gündür üst üste geri çekilme olduğunu görüyoruz. İçeriye indirim olarak yansıdı ve motorunun litresine 2 lira 38 kuruşluk bir indirim geldi. Dün gece yarısı itibariyle geçerli olmak üzere. Ve bugün de hem benzine hem de ilaveten yine motorine ek indirimler gelmesi bekleniyor. Bakalım neler olacak. Ve küresel piyasalarda düşen petrol fiyatları bir miktar olumlu karşılandı ve bu olumlu seyrin ardından Avrupa borsalarında biz biraz daha yukarı yönlü hareketlerle kapanış gördük. Ama aynı durum Amerika tarafı için geçerli değildi. Piyasalar şu anda FED toplantısına geri sayıyor ve biraz da FED fiyatlamalarının devreye girdiğini görüyoruz. Nereden görüyoruz? Amerika'nın 10 yıllık tahvil faizindeki yükselişten. Ve orada Temmuz 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye geldi. %2,17 seviyesine ulaşarak ve işte bu da biraz teknoloji endekslerini baskılamaya devam ediyor ki dünkü kapanışta biz örneğin Nasdaq'ta %2'nin üzerinde bir değer kaybıyla günün tamamlandığını görmüştük. Bakalım neler olacak. Asya'da ise sert satışlar bugün de devam etti ve orada tabii Covid endişeleri baskın olmaya devam ederken bir yandan da teknoloji hisselerinin de yine orada baskı altında olduğunu görmek mümkün oluyor. Bu da önemli bir gelişme. Ve tabii piyasalarda bir de şu endişe var. Rusya bu yaptırımların ardından temerrüde düşecek mi? Bazı uzmanlara göre bu savaş, yaşanan savaş Rusya ekonomisini ta 30 yıl geriye götürdü. Gerçekten de Sovyetler zamanını hatırlatan anlar yaşanıyor. Rus halkı içinde o demir perdenin arkasından dünyaya baktıkları günleri hatırlatan tablolarla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Tabii ki bütün dünyayı etkileyebilecek bir gelişme bu ama uzmanlara göre sembolik bir temerrüt olabilir. Eğer Rusya temerrüde düşerse ki en son 1998 yılında ruble borcundan dolayı temerrüde düşmüştü ve diğer ülkeleri de çok fazla etkilemesi beklenmiyor. IMF'den bu yönde bir açıklama gelmişti hafta sonu ve evet temerrüde düşme ihtimali masada Rusya'nın ama özellikle bankacılık tarafında Rusya'ya uygulanan yaptırımlar küresel bankacılık krizini etki etmiyor şu anda denmişti. Bakalım neler olacak. Ve tabii emtia fiyatlarını da yakından takip ediyoruz. Savaş devam ettikçe altının onsunda biraz da FED fiyatlamalarına bağlı olarak FED faiz artık kesin artıracak çarşamba günü beklentisiyle altının onsunda da bir geri çekilme var. Uzmanlara göre biraz daha böyle kısa vadede bu geri çekilme olsa da altının onsu yıl içerisinde yeniden yükselebilir beklentisini taşıyor. 1930 dolara kadar gerilemiş durumda ve içeride de gram altın 918 lira civarından el değiştiriyor bu sabah saatlerinde. Ve borsalara bakalım. Borsa tarafında %0,06'lık düşüşle yeni güne başladık. 2087 puandan güne başladığımızı görüyoruz. Özellikle tabii enerjideki geri çekilme biraz enerji hisselerini etkileyebilir gibi duruyor. Gün içerisinde de son dönemde orada biraz daha yükselişler hakimdi küresel piyasalara paralel olarak. Ve dolar TL 14.80'in üzerinde kalmaya devam ediyor. Perşembe günü faiz kararı var. Merkez Bankası'nın saatler 14'ü gösterdiğinde iç piyasalar açısından çok önemli bir gelişme olacak. Bakalım
neler olacak? %14'te olan faizi sabit bırakması bekleniyor Merkez Bankası'nın. Kripto paralara ilişkin olarak Avrupa Parlamentosu'ndan iyi bir haber geldi. Orada Avrupa Parlamentosu Bitcoin ve Ethereum'u çok yoğun şekilde enerji kullanıldığı için madencilik sürecinde yasaklamayı öneren bir teklif üzerinde çalışılıyordu. Ancak bu teklif, bu durum reddedildi. Bu da tabii ki aslında piyasalara olumlu yansıması beklenirdi ama biz bu sabah saatlerinde herhangi bir şekilde yine bir hareketlilik görmüyoruz kripto para piyasalarında. Bitcoin 38 bin dolar sınırında şu anda, Ethereum'da da 2500 doların üzerindeki hareketleri görmeye devam ediyoruz. Ama uzmanlara göre bu kadar yataylık çok da sağlıklı olmayabilir ve önümüzdeki 2 hafta içerisinde bu yataylığa bağlı olarak biraz daha sert hareketler görebiliriz. Ama bu hareketler yukarı mı olacak, aşağı mı olacak? İşte bunu bize biraz zaman gösterecek gibi duruyor. Öne çıkan gelişmeler böyleydi. Yarın sabah yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.